Türkiye birinciliği var. Makale yarışmasında değil mi Zekeriya abi? Evet. Türk Standartlar Enstitüsü'nün açmış olduğu bir makale yarışmasında Türkiye birinciliği var. Kariyer hedefini diyor ki kaymakamlık yapabileceği bir okul seçse de üniversite eğitiminin ardından yayın grubunda yazılar yazmaya başladı. Yayıncılık ve reklamcılık yaptı. Çok uzun yıllar Eyüp Belediyesi'nde kültür müdürlüğü, şimdi de Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Eserlerinden bazıları da Sürgün Sultan, Yalancı Bahar, Lale Devri, Has Bahçede Sonbahar, Kemer Ahlı, Küskün Paşalar, Menemen gibi eserleri var. Roman alanında harika eserler. Bir iki program yaptı kendisiyle burada, sağ olsun kırmadı. Bugün de inşallah mütareke yıllarında edebiyat başlıklı bir söyleşimiz olacak. Geldiği için ona teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de sizlere teşekkür ediyorum ve iyi bir sohbet olur düşüncesiyle Zekeriya abi size davet ediyorum. Buyurun. Herkese hayırlı günler. Teşekkürler. Eyvallah. Birkaç not aldım. Bazı kitap isimlerini hatırlayayım diye. Şöyle koyayım. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Daha önce bu salonda yanlış hatırlamıyorsam 3 program yapmıştık. En son programımızda Türk romanında İttihat Terakki'yi konuşmuştuk. O gün burada olan arkadaşlar var mıydı bilmiyorum ama İttihatçıların daha iyi anlaşılması bakımından Türk romancıları İttihat Terakki hareketine, İttihatçıların Cumhuriyet'in kuruluşundaki rolüne ve sonra devrimlerin oluşma sürecinde Cumhuriyet kurucularıyla aralarında çıkan kavgalara en nihayet İzmir suikastına kadar gelmiştik ve o dönemi İttihatçıların özellikle ikinci meşrutiyetten sonra özellikle de malum 1908'de iktidara geçişlerinden sonra Bavari iktidarının baskınından sonra ne kadar baskın bir hale geldiklerini konuşmuş. Hangi romanlar bunlardan nasıl bahsediyor? Hangi romancılarımız bunlara nasıl bakıyor? Uzun uzun konuşmuştuk. Şimdi aslında biz Kamil Bey ile konuşurken bugün onu tamamlayalım anlamında. Kurtuluş Savaşı'na romancılarımız nasıl bakmışlar? Kurtuluş Savaşı'mız nasıl algılanmış? Hem romancılar bakımından hem okuyucular bakımından onu konuşalım demiştik. Genel başlık olarak da işte mütareke yıllarında edebiyat başlığını koymuştum ama ben bugün sizlerle daha çok roman türünde romancılarımız İstiklal Harbi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı, Anadolu İhtilali'ni nasıl adlandırırsınız artık? Nasıl incelemişler, nasıl bakmışlar? Nasıl yazmışlar, bunlar yazılırken neler gözetilmiş, onları konuşalım isterim. Şimdi, Kurtuluş Savaşı ile ilgili tespit edilen, yazılan ilk roman, Halide Edip Adıvar'ın o meşhur Ateşten Gömlek romanı. Malum Halide Hanım da kocası Adnan Bey ile birlikte İstiklal Harbi'nin ve Cumhuriyet tarihinin çok önemli aktörlerinden Halide Hanım'ın özellikle İstanbul'un işgaliyle birlikte Sultanahmet Meydanı'nda yapılan o meşhur mitingde baş aktör olarak ortaya çıktı. Üstelik de çok genç bir hanımefendi olmasına rağmen kitleler nasıl coşturduğunu, Anadolu işgali nasıl protesto ettiğini ve bunun uluslararası nasıl yankıların olduğunu biliyoruz. Hatta daha sonra Halide Hanım İstiklal Harbi'nin evrilmesi sürecinde kafasında nasıl bir model olduğunu da biliyoruz. Ben onlardan kısaca bahsedeyim. Daha sonra Halide Hanım'dan itibaren hem İstiklal Harbi'mizi konuşalım, hem onun romanlar bazında ne anlam ifade ettiğini konuşalım. Bir de biz nasıl algılıyoruz ona bakalım. Mümkün olduğu kadar kısa tutacağım. Yaklaşık 45 dakika civarında düşünüyorum. Daha sonra da
karşılıklı görüş alışverişinde bulunursak bugünkü sohbetimiz daha çok anlam kazanır diye düşünüyorum. Şimdi ben Halide Edip Adıvar'ın bahsettiğim romanından bugüne kadar İstiklal Harbi üzerine yazılmış romanları iki evreye ayırıyorum. Bir, 1922, yani Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleği'nin yazıldığı tarih olan 1922, ki harp yıllarıdır hala, 1922'den 1950'ye kadar olan süreç. Bunu bazı edebiyat tarihi araştırmacıları, işte milli edebiyat akımı içerisinde 1938'e kadar, özellikle Mustafa Kemal'in hayatta olduğu döneme kadar yazılanlar, daha sonra 50'ye kadar devam edenler, 50'den 60'a kadar, 60'tan hatta 80'e kadar, 80'den günümüze kadar böyle safhalar ayırıyorlar ama ana hatlarıyla, ana kırılma noktası itibarıyla ben iki döneme ayırıyorum. 1922-50 arası, 50 ve bugüne kadar. 1950 neden önemli? Sadece edebiyatımız açısından değil, toplumsal açıdan da, siyaset tarihimiz açısından da çok önemli. Çünkü 1950 yılında ilk defa serbest seçimler yapıldı. İlk defa tek parti iktidarı kırıldı. Demokrat Parti iktidara geldi. Adnan Menderes başbakan oldu. Yani 1950 Türk seçmeninin, Türk halkının serbest iradesiyle iktidarı değiştirdiği ve çok partili dönem diye bildiğimiz o döneme geçildiği tarih. Dolayısıyla malumdur, geçen İttihat Terakki'yi konuşurken de siz de aynı fikirdeydiniz, daha sonraki sorulardan onu algıladım. Dönemi yazanlar, hangi dönem olursa olsun, dönemi yazanlar dönemin ruhundan kopamıyorlar. Buna korku deyin, dönemin şartları deyin. Daha çok o dönemin rengini vermeye çalışıyorlar. İşte ünlü romancı Stendhal diyor ki, romancı, roman sokağın dilidir, sokağın aynasıdır. Sokakta ne görürse romancı, onu yazar diyor. Şimdi oradan baktığımızda, bunu şunun için söyledim. 1950'ye kadar olan süreçte, özellikle 38'e kadar olan süreçte, romancılar, buna diğer edebiyat türlerinde dahil edebilirsiniz. Dönemin halk tarafından algılanması için adeta bir partnerle işler görmüşler. Bunu şunu söylemek istiyorum burada. Malum İstiklal Harbi kazanıldı. İstiklal Harbi'nden sonra rejim değişti, sistem değişti, hanedanlık, saltanat değişti, hilafet kaldırıldı, yeni bir rejim kuruldu. Dolayısıyla da o dönemin romancıları bu yeni rejimi halka anlatmak, halkta karşılık bulmasına yardımcı olmak, rejimi toplumda yerleştirmek işlevini görmüşler. Burada da üç önemli isim çıkıyor karşımıza. Bir tanesi Halide Edip Adıvar, efendime söyleyeyim, bir tanesi Peyami Safa, işte Reşat Nuri Güntekin, bir de Yakup Kadri var. Bravo. Şimdi ben İstiklal Harbi'ni okuyup konuşacağız. İstiklal Harbi ile ilgili birkaç sizin ilginizi çekeceğini düşündüğüm birkaç noktayı belirtmek istiyorum. Şimdi İstiklal Harbi'nin algılanışı biraz sonra söyleyeceğim. Özellikle 50'den sonra toplumda kırıldığı gibi romanlar da kırılıyor. Yani siyasal hayatın değişmesiyle birlikte o da kırılıyor. Şimdi biz resmi tarih söylemiyle ne biliyoruz İstiklal Harbi ile ilgili olarak? Birinci Dünya Harbi'ne giren Osmanlı Devleti, beraber harbe girdiği ittifak devletleri yenildiği için o da yenilmiş sayıldı. İstanbul, o Çanakkale Harbi'nin muazzam sonucuna rağmen İstanbul işgal edildi. Padişah ve aynı zamanda halife olan şahıs, hükümetle beraber, yani damat Ferit'le beraber düşmanlarla işbirliği yaptı. Efendime söyleyeyim, bu duruma isyan eden Mustafa Kemal Atatürk kırık bozuk bir gemiyle Samsun'a gitti. Anadolu'da harbi örgütledi. Düşmanları yendi. Efendime söyleyeyim, halifeyi attı. Hanedanlığı devirdi ve bir cumhuriyet kurdu.
genel resmi tarih söylemi ana hatlarıyla işte ilkokul birinci sınıftan tabii üniversite yıllarına kadar bizim resmi tarih söylemimiz bu. Şimdi özellikle Atatürk'ün sağlığında yani 38'e kadar yazılan ama ondan sonra sistemin devamı olarak 50'ye kadar süren süreçte nasıl bizim resmi tarihimiz, resmi ders kitaplarımız bu minvalde ise romanlarımızda da bunu görürüz. Yani gerek Halide Hanım'ın, gerek Yakup Kadri'nin, gerek Reşat Nuri'nin kitaplarında, romanlarında Anadolu halkı fakirdir. Anadolu halkı özellikle hocaları yobazdır. Efendime söyleyeyim düşmanla işbirliği yaparlar. O yörenin eşrafıyla birlikte din adamları yenilikçi gelişmelere kapalıdır. Efendime söyleyeyim. Ama Mustafa Kemal de bir subay olduğu için işte subayların aydınlanmacı hareketleri çerçevesinde onlarla mücadele ederler ve sonra da mağlup olurlar. İşte romanlardaki genel havada aslında budur. İstanbul bir fondur. Tüm romanlarda dikkat böyle hatırlarsanız okuduklarımız içerisinde kahramanlarımız İstanbul'dan Ankara'ya giderler. İstanbul artık tefessü etmiş, çürümüş halifenin ve padişahın merkezi olarak düşmanla işbirliği yapmış. Efendim milliyetçileri, vatanseverleri hapislere atmış, takip etmiş, hakkında idam hükümleri vermiş, fetvalar çıkarmış. Efendim adeta işte halife ordusu kurmuş, Anzavur'u desteklemiş. Doğal olarak, genel olarak işte adeta düşmanla işbirliği yapmış ve daha sonra da Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte de bunlar hain olarak sınıflandırmış. Romanların da desteklediği tez budur. Şimdi ben bu tez özellikle 50'lerden sonra kırılmış. 60'lardan sonra da özellikle Kemal Tahirler'in ortaya çıkmasıyla da birlikte bu kırılmanın içerisine bir de iddiatçılar girer. Yani biz şöyle biliyoruz. Mustafa Kemal Paşa aynı zamanda halife ve damat Ferit ve İngilizler ve işgalcilerle savaşırken bir yandan da kendisinden iktidarı almak isteyen, kendine ortak olmak isteyen, daha doğrusu ülkede fitne, ikilik çıkarmak isteyen iktidarçılarla da mücadele etmiştir. Enver ve geride kalan ekibiyle de mücadele etmiştir. İşte onlar da geçen sohbetimizde konuşmuştuk. İzmir'deki suikast girişiminden sonra onların da çoğunu işte idam ettirmiş, onları alanı temizlemiştir. Öyle biliriz. İttihatçılar bu resmi söylemde İstiklal Harbi'nde yokturlar. Onlar daha çok Enver'i ülkeye getirmek için uğraşan, beceremeyince de zaten önemli şefleri kaçan, geride kalanları bunu beceremeyince de Mustafa Kemal'e rakip olan böyle bir algı biz resmi tarih söylemde biliriz. Şimdi sizi İstiklal Harbi yıllarına götürüp birkaç tespit yapmak istiyorum. Ondan sonra tekrar romanlara döneceğim. Şimdi düşünün ki Osmanlı mülkü 1911 o meşhur Trablusgarp Harbi diye başlayan 1922 İzmir'de işte 9 Eylül'de İzmir'in alınmasına kadar süren süreç 11 yıl. 11 yılın içerisine Trablusgarp, Balkan harfleri, harpleri 7-8 cephede süren İstiklal Birinci Dünya Harbi'nin yıkıntıları, ardından işgal, ardından müdahale edimleri ve İstiklal Harbi 11 yıl sürekli savaşmış. Bu savaşan ülke her ne kadar artık koca bir çınar gibi çürümeye başlasa da dünya tarihinin gördüğü, görebileceği en büyük imparatorluklarından birinin son kalıntıları. Yani Osmanlı'dan bahsediyorum. İşte Roma, Persler vesaire birkaç şeyi çıkarırsanız Osmanlı hanedanının sadece dünya tarihinde 2000 yıllık dünya tarihinde işgal ettiği alanı çok rahat görürsünüz. Şimdi böyle bir ülke savaşırken özellikle dünya harbi de yıkıma doğru giderken bu muazzam birikime sahip.
kadar zayıflamış, ne kadar işte ordusu köhnemiş, kurumları bitmiş olsa da büyük bir medeniyete sahip bir ülkenin bu işgali kolayca kabullenmeyeceği aklın getirdiği bir sonuç. Dolayısıyla bu resmi tarih söyleminin dışına çıkıp dönem araştırmalarına, dönem hatıratlarına, dönemi yaşayanların hatıratlarına, dönemin yayınlarına baktığımız zaman Osmanlı özellikle o dönem tabii iddiatçılar var hükümette. 1916-17'lerden itibaren Çanakkale'yi kazanmış ama işte Irak cephesinde yeniliyor. Orada bir kutülemare var ama ona rağmen Irak cephesinde yeniliyor. Kafkaslar'da yeniliyor vesaire vesaire ve beraber olduğu ülkeler hızla yeniliyorlar. Bir sona doğru gittiğini anlıyorlar. Ve geriye ellerinde bir Anadolu coğrafyasının kalacağını anlıyorlar. Ve diyorlar ki biz son tahlilde harbi kaybedersek, ülkemiz işgale uğrarsa en azından Anadolu kıtasını koruyalım. Ve bunun için bunu hamaset olarak söylemiyorum. Bununla ilgili konuşulur. Çok veri var. Yani çok fazla kaynak, yayın, bilgi var. Bunu biz kaybedersek en azından Anadolu'yu kurtaralım endişesiyle, düşüncesiyle daha 16-17'lerde ellerindeki önemli silah ve mühimmatın ve halkı organize edebilecek önemli isimlerin Anadolu'ya dağıldıklarını görüyoruz. Özellikle doğuya, özellikle güneydoğuya, özellikle Ege'ye, özellikle Akdeniz'e, özellikle Trabzon, yani Karadeniz'e. Bunu şunun için söylüyorum. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında Reddi İlhak, efendime söyleyeyim, gibi Anadolu'da teşkilatlanmış müdafaa-i hukuk, muhafaza-i hukuk adlarında, efendime söyleyeyim, örgütlenmiş 148 tane örgüt var. İlk Kuvayi Milliye sözü biliyorsunuz Ödemiş Efelerinden çıkıyor. Şimdi düşünün ki Ege'deki ilk direniş başladığında, efendime söyleyeyim, Yunan ilerleyişini durdurabilecek, orada bir hat oluşturabilecek, işte Salihli'den, Akhisar'dan içeriye, Aydın'dan içeriye sokmayacak bir direniş var. Şimdi biz bu direnişi gene resmi tarihin söylemlerinde şöyle görüyoruz. Diyorlar ki efendim orada bir takım kanun kaçağı efeler vardı, zeybekler vardı. Bunlar işte hamaset, milli hamiyet duygularıyla düşmana karşı da direndiler. İyi de düzenli bir orduya karşı bu eşkıya artığı insanların düzenli hatlar kurabilmesi, düzenli kurmay aklıyla akınlar yapabilmesi, onları durdurabilmesi mantıken zor. Şimdi Celal Bayar'ın hatıralarından tutun da o dönemi yaşamış birçok kişinin şeylerine bakıyoruz ki daha biraz önce söylediğim 16-17 yıllardan itibaren bunların arasına önemli kurmay subaylar gitmiş. Orada işte şeyi Celal Bayar'ı Galip Hoca adıyla biliyoruz. İşte Doktor Nazım gitmiş, Bütüncü Yakup olmuş. Birisi gitmiş bilmem ne olmuş. Halktan birisi gibi oralarda ciddi örgütlemeler yapmışlar. 1912'de bakın ben size daldan dal atlıyorum ama toplayacağım. 1912'de biliyorsunuz Balkan Harbi esnasında biz Edirne'yi kaybediyoruz. Birinci Balkan Harbi'nde Edirne'yi kaybediyoruz. Ondan sonra ikinci Balkan Harbi başlamadan önce Edirne'yi alan işgal kuvvetleri arasında ikilik çıkıyor. Yani toprak paylaşımı noktasında ikilik çıkıyor. Bu ikilikten faydalanarak bir de anlaşma yapmışız. Resmi olarak şeyi alamayacağız. Saldırıya geçemeyeceğiz Edirne'yi. İddiatçılar o teşkilata mahsusa birlikleriyle efendim sonra gerilla harpleriyle Edirne'yi almışlar. Edirne'de efendim Batı Trakya Cumhuriyeti diye bir de küçük devlet çıkmışlar. Bayrağı var, parası var, istiklal marşı var falan filan.
Bakın bu insanlar orada ele geçirdikleri, işte iktidarda kaldıkları 6-7 ay boyunca ele geçirdikleri ne kadar değerli, yükte hafif, pahada ağır maden, para vesaire varsa bunları toplamışlar, silah varsa toplamışlar. Kuşçubaşı Eşref'in Salihli'deki çiftliğinin bahçesine görmüşler. Bakın bu insanlar, ülke kaybediliyor. Herkes o paralardan bir miktarını kendine alarak bir köşelere sığmışmamışlar veya dünyanın başka ülkelerine gitmemişler. Paraları, altınları toplamışlar. Efendime söyleyeyim, Kuşçubaşı Eşref'in Salihli'deki çiftliğinin bahçesine görmüşler. Rauf Bey, Mustafa Kemal Samsun'a gittikten sonra, biliyorsunuz Rauf da Anadolu'ya, Batı Anadolu'ya harekete çıkıyor. Oraya gittiğinde ilk görüştüğü kişi Bekir Sağım Bey ile birlikte, tümen komutanı Bekir Sağım Bey ile birlikte Çerkezeten'dir. Çerkezeten'e der ki, Çerkezeten eski teşkilatı mahsusacıdır. Kuzey Irak, Afganistan seferinde Rauf'un emrinde çalışmıştır. Ona der ki, ya siz burada bir güçsünüz. Düşman ilerliyor, bizim direniş hattı kurmamız lazım. O da der ki, paşam neyle kuracağız biz? Onu alır götürür. Salih'teki Kuşçubaşı Eşref'in çiftliğindeki silahları ve paraları teslim eder. Anadolu'nun ilk direniş örgütü o para ve silahlarla kurulur. Yani demek istediğim sadece bu değil. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'den de önce biliyorsunuz Anadolu'ya geçen komutanlarımızdan bir tanesi. Gittiği zaman elinde düzenli, orada düzenli dağılmamış 15. Tümen komutanlığı var. Pardon, kolordu var. Efendime söyleyeyim, silah var, cephane var. Trabzon'da her ihtimalle karşı Ruslar zaten 1. Dünya Savaşı'na girip çıkıyorlar biliyorsunuz. İlerleyişi durdurmak için önemli şeyler oluşturmuşlar, direniş birlikleri oluşmuşlar. Topal Osman var. Mustafa Kemal'in Samsun'a ilk gittiğinde görüştüğü kişilerden biridir biliyorsunuz Topal Osman. Yani şunu demek istiyorum. Aslında Anadolu'nun paylaşılma kısmı ve Anadolu'nun elden gitme tehlikesi ortaya çıktığında bu biraz önce bahsettiğim Koca İmparatorluğun son kalıntısı değerler, ama buna kurmay subaylar diyeyim, ama milisler diyeyim, yani o önemli isimler ellerindeki, avuçlarındaki önemli şeylerle birlikte, güçlerle birlikte Anadolu'nun değişik yerlerine dağılmışlar. Trakya Paşaeli Cemiyeti, Alaşehir Kongresi, efendime söyleyeyim Bandırma Kongresi, Balıkesir Kongresi, bunlar daha Erzurum Sivas Kongrelerinden önce yapılmış. Efendime söyleyeyim Anadolu'nun her tarafında müdafaa hukuk cemiyetleri kurulmuş, muhafaza hukuk cemiyetleri kurulmuş. Doğu Anadolu, nasıl onun ismi? Doğu Anadolu işte direniş örgütü, müdafaa hukuk cemiyeti, Trabzon, Erzurum hattında Doğu'yu korumak için kurulmuş. Mustafa Kemal daha şeye gitmeden, Samsun'a çıkmadan Erzurum Kongresi'nin günü belli. Ha burada bunu şu yaklaşımın böyle algılanmasın. Yani her şey hazırdı da Mustafa Kemal hazırlığın üzerine onu demek istemiyorum. Çok büyük bir lider, çok büyük bir komutan, çok büyük bir askeri deha, hepsini kabul ediyor. Bu dağınık direnişi örgütlenen çok önemli bir isim. Onu kabul ediyorum. Ama takdir edersiniz ki gücü ve aklı ve becerisi ve yeteneği ne olursa olsun bir kişinin böyle bir direnişi örgütleme şansı ve ihtimali yok. Şimdi bunu söylerken iddiatçıların İstiklal Harbi'ndeki rolüne değinmek isterim. Bir de Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçiş hikayesinde resmi tarihin söylediği gibi sarayın çok da boş olmadığını görüyoruz. Şimdi bugünlerde 2 yıl önce Türk Tarih Kurumu'nun hazırladığı bir belgeselden dolayı televizyon programlarında çok tartışılıyor. Yani işte Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya Vahdettin mi gönderdi, kendi mi gitti vesaire. Şimdi şöyle söyleyeyim. Nutuk'ta bu konuya bahsedilmiyor biliyorsunuz. Nutuk 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıktım. Memleketin genel durumu şöyleydi diye tarifle başlıyor. Ama
Mustafa Kemal Paşa'nın Faik Rıfkı Atay'a anlattığı hatıraları var. Orada diyor ki, bu şu an yayında. Yani Faik Rıfkı Atay'ın anlattıkları bir müddet gazetede tefrik ediliyor, daha sonra kesiliyor, daha sonra Faik Rıfkı onu kitap olarak da basıyor. Küçük bir kitap ama bu yayın şu an piyasada var. Şimdi orada diyor ki, işte Anadolu'ya gitmeden önceki son konuşması Yıldız Sarayı'nda, diyor ki paşa memlekete bugüne kadar çok hizmet etti. Bunlar bu tarihe girmiştir. Ama bundan sonra yapacağım daha önemlidir. Memleketi kurtarabiliriz. Genel diyalog böyle biliyorsunuz. Şimdi bunu resmi tarih söylemi şöyle dile getiriyor. Diyor ki, efendime söyleyeyim, Rumlar Samsun ve havalisindeki Türkler Samsun ve havalisindeki özellikle Topal Osman ekibini ve onun gibi insanları kastediyorlar. Samsun ve havalisindeki Rumlara eziyet ediyorlar. Eğer bu eziyet devam ederse, efendime söyleyeyim, orayı işgal ederiz. Hani şeyin ünlü maddesi var ya, Mondros'un 7. maddesi galiba. İşte tehlike görülen yerleri işte işgal etme yetkisi veriyor şeylere. Dolayısıyla bunlar işgal edilir. Ve büyük bir tehlike çıkar, memleket batma seviyesine gelir. Bunları tardit. Yani bu memleketi kurtarabilmesinden kastı bu olduğunu söylüyor. Fakat yine yayınlandı, birçok araştırmacı yayınladı. Mustafa Kemal Paşa'ya verilen bir yetki belgesi var. O biliyorsunuz 9. Ordu Müfettişi. Daha sonra 3. Ordu Müfettişliği oluyor. 9. Ordu Müfettişi. Bir müfettiş olarak Ankara'dan efendim söyleyeyim Maraş'a kadar. Erzurum'dan hatta o Trakya Paşaeli Derneği'ne de telgraf var. Neredeyse memleketin tamamına emir verebilme, sadece bir asker olarak askere değil, mülki erkana da emir verebilme yetkileriyle donatılmış. Araştırmacılar diyorlar ki, Mustafa Kemal Paşa'ya verilen bu yetki, Osmanlı tarihinde köprülüler dışında hiç kimseye verilmiyor. Bu kadar geniş. Yani buradan aslında sarayın da memleketin kurtarılması için resmi tarih söylemin dışına çıkarak söylüyorum, boş olmadığını görüyorum. Şöyle düşünün ki memleket biliyorsunuz Osmanlı, Ali Osman geleneğinde Osmanlı mülkü hanedanın malıdır. Yani mülküdür. Kendi mülkünün haini bir insan olabilir mi? O günün şartları çerçevesinde sanki sarayın da işgal güçlerine çok fazla çaktırmadan bir takım şeyler yapma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi konuşmamın başında resmi tarihin anlatımını İstiklal Harbi ile ilgili söyledim. Ondan sonra iddiatçıları kattım işin içine. O resmi tarih dönemin dışında. Bir de sarayı. Şimdi bizim 1950'ye kadar yazılan romanlarımızın hiçbirinde bunlar yok. Hiçbirinde bunlar yok. Biraz önce söylediğim gibi işte Faik Rıfkı'dan efendime söyleyeyim Halide Edip'e, Kara Osmanoğlu'ndan Reşat Nuri'ye kadar herkes efendime söyleyeyim kahraman bir kült oluşturma şeyinde. Anadolu halkı cahil. Yer yer direnişte halka destek veriyor fakat özellikle hoca tayfası ve eşraf, oranın zenginleri İngilizlerle veya işgalci güçlerle el birliği içerisinde. Bütün bu zorluk ve saray habire bastırıyor. Bütün bunlara rağmen bu ateş çemberinden tutup çıkaran bir kült, bir lider. Onu oluşturma şeyi için. Bu bütün devrimlerin, sadece Türkiye'de değil, dünya tarihindeki bütün devrimlerin aslında temel mantığı. Yani resmi tarih her zaman, biliyorsunuz tarihi hep kazananlar yazar. Kazananlar daima tarihi de kazanımlarını pekiştirmek için tahkim eder. Bu tahkim ederken de şiirler, efendime söyleyeyim romanlar, tiyatrolar, ne kadar elde materyal varsa onlarla da destekler.
Bunu desteklemeyecek yazarlar ya korkar, susmak zorunda kalırlar veya kaçar giderler. Bu bütün şey boyunca böyledir. Dünya tarihinde böyledir. Rusya'da da böyle olmuştur. Efendim, başka ülkelerde de böyle olmuştur. Bizde de böyle olmuştur. Bunu bir şekliyle 38'e kadar bu şekilde anlamlı kılıyoruz demeyeyim ama vaka bu. Özellikle 38'e kadar, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığı süresince bu söylemin dışında tek bir cümle bile yok. 1950'den sonra biraz önce bahsettiğim serbest seçimlerin yapılmasıyla birlikte artık yavaş yavaş Türkiye biraz daha cesur, biraz daha böyle konuşmaya başlayacak bir iklime geçiyor. O iklime geçince de karşımıza bir Kemal Tahir çıkıyor. Kemal Tahir daha çok işte Esirşehir'in insanları, Esirşehir'in mahpusu, yorgun savaşçı gibi Kurt efendimiz. Evet, Kurt Kanunu gibi. Hani Kurt Kanunu şeyi 25'leri anlatıyor ama İstiklal Harbi bağlamında söylüyorum. Gibi romanlarında ya bu savaşın içerisinde başka şeyler var arkadaş. Demeye başlıyorlar. Antiparantez bir şey söyleyeyim. Kemal Tahir'i belki bu kadar farklı kılan bir husus, o aslında muhalif bir babadan gelir. 1930 yılında biliyorsunuz geçici bir serbest fırka kuruluyor. O esnada birkaç parti daha kuruluyor. Kurulan partilerden birinin lideri babasıdır. Sol parti, Öğütçü babası, Cemalettin Öğütçü. O bir parti kuranlardan bir tanesi. Şeyden sonra serbest fırka kapatıldıktan sonra Menemen hadisesi olmadan önce bu partileri kapatıldıktan sonra bunun babası hakkında da tutuklama kararı çıkıyor. Bu kaçıyor. Böyle bir belki muhalif bir gelenekten gelmenin de etkisiyle ilk resmi tarih dışında ilk farklı çıkış bu yazarımızdan geliyor. Diyor ki ya bir şeyler var arkadaş. Hatırlarsanız Yorgun Savaşçı romanı 80'lerden sonra yapılmıştı. Sonra yakıldı falan dediler. Yani göstermediler. Yani biraz önce bahsettiğim resmi tarihin dışında birileri de bu harbin kazanılmasında önemli roller üstlendiler. Söylemine efendime söyleyeyim tahmin edilemiyor. Ama yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. İlk bundan çıkıyor. Efendim söyleyeyim rahmetli Tarık Buğra'nın küçük ağası bizim düşünce iklimimiz bakımından da bir devrimdir. Bir devrimdir. Ya bunu şunun için söylüyorum. 76'da yazılmıştır biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim bunu şunun için söylüyorum. Biliyorsunuz biraz önce söyledim. Bizim romanlarımızda 50'ye kadar yazılan romanlarımızda filmlerde de görürsünüz işte kabak hafız tarzı. Efendime söyleyeyim pis insanlar, cahil insanlar, efendime söyleyeyim durumlarını kurtarmak için din nezirganlığı yaparlar, efendime söyleyeyim cahildirler, aydınlanmacı her şeyin üzerine atlarlar ve gerekirse düşmanla işbirliği yaparlar. Portre buydu. İlk defa Küçük Ağa'da İstanbullu Hoca diye bir karakter romanın ana kahramanı çıkar. Bu İstanbul'dan Anadolu'ya gitmiş bir genç bir hoca efendi. Efendime söyleyeyim. Önce Kuvayi Milliye'ye karşı yani Anadolu'nun özellikle biraz önce söylediğim hilafet ordusunun gönderilmesi, efendime söyleyeyim Mustafa Kemal ve arkadaşlar hakkında ölüm fetvalarının çıkarılması, hareketi yöneten Anadolu'daki Kuvayi Milliyeciler hakkında Bolşevik'lik iddiaları gibi sebeplerden dolayı Anadolu halkı tepedeki büyük siyasette dönen olayları çok iyi algılayamadığından, o günün iletişim şartları sınırlı olduğundan efendime söyleyeyim yer yer Kuvayi Milliye direnişleri var. İşte iç isyanlar dediğimiz direnişler var. Halk destek olmasa zaten kısmen de olsa bu isyanlar olamaz. Efendime söyleyeyim bunlar hilafetle, hilafet kurumuyla yeni gelen akım arasında çelişkiler görüp tereddüde düşen insanlar. Yani her ne kadar
İkinci meclisi de açılırken bizim amacımız farklı bir devlet kurmak değil, esir halifeyi kurtarmaktır. Halife bugün düşmanların elinde esirdir, kararları sağlıksızdır gibi açıklamalar yapsalar da kurmay heyetinin kafası aslında iddiaçlardan beri biliniyor. İddiaçlardan beri biliniyor. Dağıtmadan gene bir antiparantez bir şey söyleyeceğim. 1922-23'lerde efendim söyleyeyim, Mustafa Kemal İzmir'e, İzmir kurtarıldıktan sonra İzmir'de dururken İstanbul'daki gazeteciler yanına gidiyorlar. Ziyaretine gidiyorlar. Onların içerisinde Hüseyin Cahit Yalçın var. Hüseyin Cahit Yalçın çok sıkı bir iddiaçıdır. İddiaçın önemli bir isimdir. Mustafa Kemal Paşa'ya diyor ki, paşam harfi inkılabını biraz önce yaparız, bir an önce yaparız değil mi diyor. Yani bunu şunu demek istiyorum. O kurmay heyeti, harbi yürüten heyeti zaten düşünce dünyasının farklı olduğunu Anadolu bildiği için böyle bir en azından Anadolu'nun okumuş kesimleri bildiği için böyle bir bunlara karşı tepki var yer yer. Efendime söyleyeyim. İstanbullu hoca onlardan biri. Tekrar şeye dönecek olursak küçük ağaya. Onlardan biri önce Kuvayi Milliye'ye karşı, daha sonra gelişen olayları görerek Kuvayi Milliye'ye iltihak edip efendim küçük ağa oluşunu anlatır. İstanbullu hocadan bir direniş liderine dönüşünü, küçük ağaya dönüşünü anlatır. Bu aslında Türk toplumunun artık 50'lerden sonra oluşan o serbest çok partili rejim döneminde daha rahat düşünmeye başladığını, daha rahat sorgulamaya başladığını, en önemlisi de bunları yazacak cesaretle birilerinin artık çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu çok önemli bir kırılmadır. İstiklal Harbi'ni efendime söyleyeyim, İstiklal Harbi'nde Sarıklı hocaların da olduğu, İstiklal Harbi'nin temel felsefesinin cihat, Kur'an'daki cihat şeyi olduğunu artık yavaş yavaş dillendirmeye başlıyor. Bunun arkasında mesela yine rahmetle anmak lazım. Münevver Ayaşlı, Pertel Bey'in Üç Kızı romanında bunu benzer şekliyle anlatır. Yani bunu şunu demek istiyorum, yavaş yavaş artık romanlar bu şekliyle resmi tarih sorgusunun anlatımının dışında bir anlam ve görünüm kazanmaya başlar. 1950 ve sonrası olarak. Ondan sonra özellikle 80'lerden sonra artık işte Yüzbaşı Selahattin'in romanı diye İlhan Selçuk'un bir romanı çıkar. Efendime söyleyeyim, çok sayıda başka romancılar çıkar ve şeyi Atilla İlhan mesela Kurtuluş Savaşı'nı çok farklı cepheleriyle anlatmaya başlar ve buradan artık Kurtuluş Savaşı'nın birçok yönü konuşulmaya başlanır. Yani Karabekir'in rolü, diğer paşaların rolü, efendime söyleyeyim, din adamlarının rolü, mesela bunu desteklemek için bir şey söylemek isterim. Bak, bunlar bilindiği halde konuşulmamıştır. Yani Sivas Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nin temsil heyetine bakın. Temsil heyetinde işte Mustafa Kemal Paşa, yardımcısı işte Rauf vesaire gibilerin içinde temsil heyetinde Mutkili bir aşiret reisi, bir de bilmem Fevzi Efendi bir Nakşi Şeyhi yazar. Ünvan olarak da hani soyadı kanunu olmadığı için o zaman işte Fevzi Efendi isimli Nakşi Şeyhi yazar. Yani bir Nakşi Şeyhi Sivas Kongresi'nin temsil heyetinde varsa demek ki yani bizim kuruluştan bu yana gelen 22'lerden bu yana gelen söylemimizde bir yanlışlık var şeyi çıkıyor. Aslında tabii yanlışlık değil olay. Olay biraz önce söylediğim gibi devrimlerin oluşturulma, yeni rejimin tahkim edilme süreci. Buna bütün enstrümanlar destek vermiştir. Bu destek bütün enstrümanlar derken şiiri, tiyatroyu kastettiğim gibi romanı da kastediyorum. Bizim mütareke dönemiyle ilgili
mütareke döneminin özellikle işte Mondros mütarekesi ile 22 arasında geçen sürecin o günlerde yaşamış, o günlerde yayınlanmış romanı yok. Sadece biraz önce söylediğim gibi Halide Edip'in 22'de kendisi de bir İstanbul'dan Anadolu'ya harekete katılmak için gittiğinde bir şeyi var. Onun dışında diğer romanlarda Ankara'nın ne kadar mübarek bir şehir olduğu, ne kadar pırıltılı, aydınlık bir şehir olduğu, efendime söyleyeyim, köy öğretmenlerinin ne kadar fedakarlıklar yaptığı, özellikle genç kızların bu devrimci aydınlanmada rolle üstlenmek istediği ama bunun karşısında yerel güçlerin, işte bu yerel güç ya bir eşraf olur ya bir cami hocası olur genelde, bunlara karşı çıktıkları, direndikleri, bunları eziyet ettikleri anlatılır. 50'ye kadar yazılan romanlarımızda bunun dışında bir örnek ben rastlayamadım. Rastlayan varsa konuşup tartışabiliriz. 50'den sonra başlayan bu süreçte de doğrusu dünya tarihinde işte klasik dediğimiz, batı klasiği, doğu klasiği, klasik dediğimiz romanlar içerisinde bizim İstiklal Harbi'ni anlatan, efendime söyleyeyim, klasik olmuş, dünya çapında roman enstrümanıyla değer bulmuş bir eserimiz maalesef yok. Bunda işte edebiyat araştırmacıları, yorumcuları bununla ilgili sebepler ileri sürerken işte diyorlar ki roman zaten yeni bir sanat dalı. Türkiye'de kökleşmemiş biliyorsunuz. Tanzimat'a kadar bizde roman yok. Tanzimat'ta başlayan bir sanat dalı. Dolayısıyla daha kökleşmemiş bir sanat dalı. Bunun için ustalar çıkarmamıştır. İkincisi romancı evrensel olacaksa, yani bütün dünyanın kabul edeceği bir şey olacaksa, bazı doğruları görmeyip, bazı doğruları, yanlışları veya doğruları görmeyip, bazılarını görmeyecek pozisyonda olmayacak. Objektif olacak. Ama bizde maalesef belki Türkiye'nin, yani ülkemizin getirdiği şartlara itibarıyladır. Bir objektiflik doğrusu olmuyor, yok, olmadı bugüne kadar. Yani bu Mustafa Kemal'le ilgili olduğu gibi veya o Kurtuluş Savaşı'nın yürütülmesinde olduğu gibi Abdülhamit hakkında da yok. Ya siyah bizim gözümüzde olaylar ve şahıslar ya beyaz. Gri alanlar yok. Gri alanların olmaması hayatın akışına ters. Hiçbirimiz, hiçbir insan siyah veya beyaz değildir. Hepimiz biliyoruz. Her insan günahkardır, peygamberler hariç. Dolayısıyla hata yapabilir, günah işleyebilir, yanlışlar yapabilir. Ama biz de, efendime söyleyeyim, idealize ettiğimiz insanlar asla hata yapmazlar. Hatta asla günah işlemezler. Düşman olduklarımız da asla doğru yapmazlar. Böyle olunca da ortaya koyduğumuz ürünler evrensel değer kazanmıyor. İşte bizde neden dünya çapında herkesin kabul ettiği işte bir sulh ve barış gibi, savaş ve sulh ve savaş gibi, efendime söyleyeyim, Tolstoy gibi, Balzac gibi niye bir romancımız yok, böyle bir eserimiz yok dediğimizde. Matbaa bir 300 sene sonra gelmiş hocam, nasıl yaparız? Hayır, şeyi söyledim zaten. Yani romanın geç gelişini söyledim. Romanın geç gelişini söyledim ama yani bunların da, bakın bu o bir sebep olarak onu söyledim zaten. Ama bunların yanında insanlarımızın da ülkenin getirdiği, sanatçılarımızın da ülkenin getirdiği şartlar itibariyle. Ülkenin getirdiği şartlar itibariyle, dönem şartlar itibariyle objektif düşünmeye vakit bulamadıkları, öyle diyelim. Bu nedenle de, efendime söyleyeyim, evrensel değerleri taşıyamadığı, bunun için bir evrensel bir, herkesin kabul edeceği bir eserimizin olmadığı söylenir. Benim mütareke döneminin Türk romanlarına yansıyış tarzı ile ilgili ana hatlarıyla söyleyeceklerim bunlar. Yani notlar almıştım işte falan romanda şu bahsediyor, filan romanda bahsediyor, şunun şu romanı var, bunun bu romanı var. Çok size ayrıntıya boğmak istemiyorum. Belki İstiklal Harbi'nin yürütülüşü ve
sonrası ile ilgili belki soru cevap kısmında konuşacağımız şeyler daha verimli olabilir diye düşünüyorum. Ve ben şimdilik bu kadarla yetiniyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, soru olursa şeyi konuşalım. Ha, bu arada ben bir şey söyleyeyim. Biraz önce Kamil bahsetti. Daha önce de burada simalardan hatırlıyorum. Daha önceki sohbetlerde karşılaşmıştık. Benim şunu söylemek istiyorum. Biraz zorlanıyorum da ama şimdi benim ilgi alanım bireysel olarak kendi ilgi alanım yaklaşık 25-30 yıldır. 1908 yani ikinci meşrutiyetle 1930 arasında çalışıyorum ben. Yani Osmanlı'nın yıkılış, yeni dönemin kuruluş macerası, serüveni, tarihi üzerinde çalışıyorum. Bu konuyla ilgili, bu süreçle ilgili 13 tane romanım var. Bunlardan size birini hediye etmek istedim. Gereken yanımda getirdim buraya katılan değerli dostlarımıza. Menemen'le ilgili, belki bir gün Menemen'i konuşuruz sizinle. Menemen'le ilgili Menemen Gül Ateş Sine Ateş isminde. Biliyorsunuz Menemen'in biraz önce Nakşişehir Sivas Kongresi'nde temsiliyetinde Nakşişehir var demiştim. Kaderin Garip bir cilvesi 1930 yani işte ne kadar geçiyor? 11 sene. 11 sene sonra bir Nakşişehir efendime söyleyeyim devrimi, devleti yıkmak amacıyla düzenlenen bir suikaste başrol oynadığı gerekçesiyle Erbilli Estefen biliyorsunuz Menemen'de idam ediliyor. Yani idam cezası alıyor. İşte idam edince ve o esnada yaşlılığından dolayı öldü deniliyor. O süreci anlatan, Menemen'i anlatan bir romanım var. 1930 Türkiye'sini anlama bakımından yani çok üzerinde çalışılmış bir çalışma. Yani o fırsatı okursanız sevinirim. Onu size hediye etmek istiyorum. Çıkışta. Çıkışta inşallah. Evet. Bana soru sormak isteyen veya bir konuyu açmak isteyen varsa lütfen tartışalım, konuşalım. Şunu da söyleyeyim. Yani ben hani bu konuları benden iyi bilen yoktur. Haşa öyle bir şey demiyorum. Sadece dediğim gibi 1909 ile 30 arasını iyi çalıştığıma inanıyorum. O nedenle bildiklerimi paylaşıyorum sizinle. Ola ki bunu açacak veya bana da yeni bilgiler ekleyecek şeyleriniz olabilir. Onu konuşmak isterim. Buyurun. Hocam, İttihat ve Terakki'nin Osmanlı yıkılışında rolü var mı? Yıkmak kötü anlamda yani. Evet. Yıkılışında. Onu söyleyeyim birkaç cümleyle. Şimdi iddiatçıları bir bohçaya doldurup tek benim kendi kanaatimi söylüyorum. Tek tip bir insan gibi algılamıyorum. İddiatçıların bizde iki kadersizliği var. Birinci kadersizliği Abdülhamid'i yani bir Siyonist devlet kuracaktı Siyonistler. Onun için toprak istediler. Abdülhamid vermedi. Onlar da Mason localarına benzer örgütlenme içine giren iddiatçıları araç olarak kullandılar ve Abdülhamid'i devirdiler. Birinci talihsizlikleri bu. Böyle bir algı var bizde. İkinci algı İstiklal Harbi'nde Mustafa Kemal Paşa'ya köstek oldular. Efendime söyleyeyim. İktidarı ele geçirmek istediler. Harp sonucu, Birinci Dünya Harbi sonunda zaten ağababaları memleketi yiyip yitirmiş, harpte mahvetmişlerdi. Kaçıp gittiler. Efendime söyleyeyim. Bir de Kemalistlerin onlara karşı böyle bir sert bir bakışı var. Bunların arasında, iki sarkaç arasında gidip gelen bir şey bunlar. Şimdi Jön Türklerden başlayıp aslında genç Osmanlılardan başlayıp yani Namık Kemal Ziya Paşalardan başlayıp efendim söyleyeyim İzmir'de asılan Doktor Nazım'a kadar diyelim ki önemli kahraman. Onların arasında baktığınızda
İddiaçların içerisinde Mason vardır. İddiaçların içinde Abdullah Cevdet gibi bu toprakların düşünce dini anlamda, düşünce felsefesinin zıttı insanlar vardır. Allah'a inanmayanlar da vardır. Ziya Gökalp gibi Türkçü isimler de vardır. Fakat bakın, içinde Enver Paşa da vardır. İçinde Mehmet Akif de vardır. İçinde Bediüzzaman da vardır. Yani şöyle demek istiyorum. İttihat ve Terakki'yi keşke fırsat olsa, böyle soru cevapla 3, 4, 5 oturun uzun uzun konuşsak. Ben şunu iddia ediyorum. İttihat ve Terakki'yi hareketi anlaşılmadan bugünkü Türkiye anlaşılmaz. İttihat ve Terakki'nin teşkilatı mahsusa adı altında kurmuş olduğu gizli yapılanma örgütü bugün devletin ana çekirdeğini hala oluşturur. Onu çözmeden, onu anlamadan, ya bunu şöyle söyleyeyim size. Bir kuşak var, düşünün bir nesil var. Bunlar Osmanlı eğitim sistemiyle işte hilafetin kanadı altında, halifenin kolları altında eğitilmişler. Efendime söyleyeyim. Dünyanın her tarafta çeşitli cereyanlar oluşmuş. Milliyetçilik şudur budur vesaire. Bunlar memleketin kurtarılması noktasında, memleketin kötüye gittiğini düşünün kurtarılması noktasında bir şey geliştirmişler. Efendime söyleyeyim, doğru yapmışlar, yanlış yapmışlar. Tam yapmışlar, yapamamışlar. Yani o hareketi bütünüyle o kuşak koca bir imparatorluğun, dünyanın gördüğü en büyük imparatorluklardan birinin, yıkılmaz, olmaz, asla öyle bir şey olmaz denilen bir şeyin, imparatorluğun, düşün, dünya harbine girerken Osmanlı 3 kıtada hali, Afrika'da yeri var. Burası 11 senede gitmiş, neredeyse Anadolu gidecek hale gelmiş. Yani bu insanlar, bu imparatorluğun yıkılabileceğini, bu ülkenin yıkılabileceğini görmüşler. Böyle bir korkuya saplanmış. Belki İddiaçların bugünlere uzanan genlerinde bu korkunun etkisi vardır. Yani devletin bu kadar kutsanmasının temelinde belki bu vardır. Ya bunu çok böyle örneklerle açmak isterim ama dediğim gibi birkaç cümleyle söylemek zor ama ben iddiaçları şöyle söylüyorum. Hatalarıyla, sevaplarıyla bu ülkede yanlış da yaptılar, doğru da yaptılar. Yani bunlar İmparatorluğu yıktılar tezi tek başına onlara haksızlık olur. Çünkü İstiklal Harbi'ni yürüten, efendime söyleyeyim, Dünya Harbi veya şöyle söyleyeyim, Dünya Harbi'nde İngiltere bloğu değil de Alman bloğu galip gelseydi bugün tarihi nasıl okuyacaktık acaba? Bunlar vardı işin başında. Bilmiyorum. Dolayısıyla biz kazananların gözünden tarihi okuduğumuz için mecburen biraz o kazananların gizledikleri, görmek istemedikleri arka fonlara da bakalım derim. Yani vicdanlı olmak onu gerektirir. Hiçbir insan gibi, hiçbir devlet de, hiçbir kurum da, efendime söyleyeyim, peygamberlik kurumu gibi ilahi kurumları kastetmiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. İnsanoğlunun kurduğu kurumlar da, devletler de, insanlar da hata yapabilir. Ve yapar da. O hatalar içerisinde insanları değerlendirmeye çalışırsa, iyilerle kötüleri veya az iyilerle az kötüleri, faydalarıyla, kötü bir insanın iyi yanlarıyla kötü yanlarını daha ayırt edip daha sağlıklı sonuca varabiliriz diye düşünüyorum. Yani tek bir cümleyle iddiaçlar şudur demek çok zor. Yani dediğim gibi belki günlerce bunu konuşmak gerek. Özür dilerim, buyurun. Atatürk'ün kendisi de iddiaçlar. Evet, iddiaçıdır kendisi. Bir insan değil mi? Evet, iddiaçıdır kendisi. Birisi yapıyor mu acaba? Şimdi bakın, şöyle söyleyeyim ben. Şimdi Mustafa Kemal Paşa daha kol ağasıyken Selanik'te İttihat ve Terakki Teşkilatı'na girmiş biridir. Meşhur Abdülhamid 31 Mart olayını bastırmak için gelen Kolağası. 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için gelen hareket ordusunun içindedir. Yani iddiaçıdır. Fakat
dedim ya iddiaçlar tek bir tornadan çıkmış kalıp gibi değil diye. Özellikle Bağvali isyanından sonra ve şeyi de katalım tabii. 31 Mart ayaklanmasında ortaya çıkan olayları da katalım. Çok karışık olaylar var. Ordu iddiaçların belki en büyük günahlarından bir tanesi çok fazla siyasette etkili. Bunun için işte kabine basıyorlar, bakan öldürüyorlar. Mustafa Kemal askerin siyasetten ayrılması gerektiğini dile getiren biri. Gerçekten o düşüncede midir? Bence değildir. Ama çünkü hayatının sonraki safhalarında öyle değildir derken onu kastediyorum. Ama o dönem ki iktidarçıların başında bulunan isimler, işte Enverler vesaire, onlarla bir beraber çalışamadığı için onlardan bu felsefeyle ayrılan biridir. İddiatçıların ülkeden çıkarlarken biliyorsunuz İttihat ve Terakki fırkasını kapatıyorlar. Teceddüt fırkası diye bir fırka kuruyorlar. Fakat fırkanın da ötesinde Karakol Teşkilatı diye bir teşkilat kuruyorlar. Bu aynı zamanda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin, Anadolu Hareketi'ni yürüten ana örgütün önemli unsurlarından bir tanesidir. Kuruyorlar ve Talat Paşa geride kalan arkadaşlarına, Kara Kemal'lere diyor ki Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gitmesini temin edin ve ona yardım edin. Şimdi şöyle bir şey var. Mustafa Kemal ve arkadaşları bu kanıya kapılıyorlar. İddiaçlardan dışarıda olanlar da bu kanıya kapılıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Beklenen, galiba onlar açısından beklenen şey şu. Şimdi Enver, Talat, Cemal, Doktor Nazım, efendime söyleyeyim Bahattin Şahin, 8 kişi önemli isimler gitmişler. Yurt dışına kaçmışlar. Hem Talat, Cemal vurulmuş biliyorsunuz Ermeniler tarafından. İşte Enver Ruslarla savaşırken ölmüş. Fakat o hayattayken daha Enver biliyorsunuz Batum'a kadar geliyor. Mustafa Kemal'le mektuplaşma var. Beklenen şu. Mustafa Kemal örgütlenmeyi tamamlasın, Enver'e teslim etsin. Sivas Kongresi'nde bu olay kırılıyor. Sivas Kongresi'nde bak kongre metinlerine bakın, çok ilginçtir. Kongre adı alınan kararlardan bir tanesi bir yemin metnidir. Kongreye katılan herkes iddiatçı olmadığına dair yemin eder. Şimdi beklenen bu ya, Karakol Teşkilatı'nın başındaki Kara Basit Bey, aynı zamanda Sivas Kongresi'nde delegelerinden biridir. İstanbul delegesi olarak katılır, delegesidir. Orada farklı bir, kendisi orduda, ülkedeki bütün tümen komutanlıklarına ayakta kalan bütün askeri birlikleri bir tamim yayınlar. Tamimde bir takım siyasi şeyler söyler. İşte Mustafa Kemal'in meşhur sözü var ya, hattı müdafaa yoktu, sattı müdafaa vardı. O satıp bütün vatandaşı. Onların düşüncesi Rusya'daki şuralar hükümeti gibi parça parça, bunlar daha önce Batı Trakya'da Edirne, Batı Trakya Cumhuriyeti kurarak denediler ya, işte doğuyu kurtaralım, orada bir müstakil bir devlet kuralım, geçici bir devlet, güneyi kuralım, yani şura hükümetleri kuralım, şeyleri, temel şeyleri bu. Bununla ilgili bir askeri birlikleri tamim yayınlar. Mustafa Kemal bunu öğrenir. Çok sert bir şekilde Vasıf Bey'e tepki gösterir ve Karakol Teşkilatı'nı kapatır. O gün iddiatçılarla Mustafa Kemal'in arası kopar. Enver Batum'a kadar gelir. Mustafa Kemal'e Anadolu'ya girmek istediğini söyleyen bir telgraf çeker. Mustafa Kemal de hayır gelemezsin diyor, telgraf çeker. Enver'in son telgrafı oraya geleceğim o kadar diye biter. Sakarya Muharebesi kaybedilmiş olsaydı Enver Anadolu'ya girecekti. Sakarya Muharebesi kazanılınca Ruslar bizim istiklal halindeki en büyük silah ve para kaynağımız, en önemli uluslararası desteğimiz olan Ruslar Sakarya Muharebesi'nden sonra desteklerini Enver'den Mustafa Kemal'e yönlendiriyor. Artıyor. Enver'de bu iş olmayacak. Mustafa Kemal'i yönlendiriyorlar.
Dolayısıyla İttihatçılarla Mustafa Kemal'in arası o gün kopuyor. Size İzmit Gebze tarafına gittiğinizde orada mutlaka duymuşsunuz. Yahya Kaplan diye bir mahalle vardı mesela. Yahya Kaplan'ın kim olduğunu bilirseniz bu benim ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi Yahya Kaplan İstanbul'dan Anadolu'ya gidecek olan asker, savaşçı, efendime söyleyeyim, teşkilatçı, milletvekili, ne dersin, gidecek olan insanların geçişini organize eden kişidir Yahya Kaplan. Gebze bölgesinde konuşlanır. Burada Özbekler Tekkesi'nde önce, biliyorsunuz o günün şartlarında bunu söylemem lazım, Anadolu'ya geçmek bir pasaport gerektiriyor. Yani ben buradan İzmit'te elimi kolumu sallayarak Anadolu'ya geçtim diyemiyorsunuz. Dolayısıyla insanlar kaçak gidiyorlar. İngilizlere yakalanmamak için kaçak gidiyorlar. Özbekler Tekkesi çok önemlidir Üsküdar'da. Orası ilk organize yeridir. Bazen Şile'ye kayar. Ama her halükarda Gebze tarafından gideceği için Yahya Kaptan Gebze ve çevresini kontrol eder. Yahya Kaptan Makedonyalı bir iddiat teşkilatı mahsusudur. Yani iddiatçının fedaisidir. Oraya da Enver'in geride kalan arkadaşları görevlendirmiştir o. Fakat Karakol Teşkilatı'nın Sivas Kongresi'nde kapatılmasından sonra iddiatçılar Mustafa Kemal'e karşı tavır aldıklarında Yahya Kaplan der ki ben emirleri Mustafa Kemal'den alıyorum. Sizden almıyorum. Yahya Kaplan öldürülür. Her ne kadar o zamanki itiraf hükümeti öldürttü denilse de Mustafa Kemal onu öldürenlerin iddiatçı olduğunu düşünür hep. Karısına sahip çıkar, ona maaş bağlatır. Çünkü iddiatçılar bu tip gözdağı hadiselerinde bir kişiyi öldürür, başını keser, kafasını evinin önüne gönderirlermiş. Yahya Kaptan'ı öldürüyorlar, başını kesiyorlar, kafasını bir torba içinde evinin önüne gönderiyorlar. Karısı da neticede bir iddiatçı karısı olduğu için olayı bir telgrafla Mustafa Kemal'e bildiriyor. Kafasını bir torba içinde buraya getirdiler deyince bunun iddiatçılar tarafından yapıldığını Mustafa Kemal anladığı için onlarla tüm bağı iddiatçıların o vurucu gücüyle, öyle diyeyim, kendi içinde birçok iddiatçı var. İsmet de öyle, Karabekir de öyle, Rauf da öyle. Yani iddiatçıların bir kısmı orada artık bir yol ayrımına geliyorlar. Diyorlar ki biz lider olarak kimin yanında yer alalım? Enver'in yanında mı yer alalım? Efendim söyleyeyim Mustafa Kemal'in yanında yer alalım. Sivas Kongresi'nden sonra Karakol Teşkilatı'nın kapatılmasıyla Mustafa Kemal'in yanında yer almaya başlıyorlar. Ama esas Mustafa Kemal'in yanında yer alan bütün güç, uluslararası güçle birlikte Sakarya Muharebesi'nden sonra. Sakarya kazanılınca Ruslar Mustafa Kemal'e ağırlıklarını koyduklarında iddiatçılar orada da güç durmak oluyor. Zaten biliyorsunuz Enver ondan sonra Ruslarla savaşıyor. Enver o zamana kadar Rusların kurultayına katılan birisi. Doğu halkları kurultayı Bakü'de yapılıyor, Rusların kontrolünde. Oraya katılan birisi. Ama ne zaman ki bu Ruslar bundan bu tavrını koyunca bu defa Buhara'ya gidip orada başka bir devlet kurup İngilizlere karşı ayaklandırıp Ruslara karşı bir devlet kurmak için o da Buhara'ya gidince Ruslarla savaşır. Genel böyle ölüyor biliyorsunuz. Yani hadise çok farklı aşamalardan geçiyor. Bilmiyorum faydalı oldu mu anlattım. Teşekkür ederim. Buyurun. Hocam öncelikle bu siyasal bakış açısında çok objektif buldum yani. Tebrik ederim yani. Teşekkür ederim. Yani normal bir siyasi yapanca biliyorsunuz yani. Mesela Mustafa Arman'la bastığı gönderisinden. Evet. Mustafa Kemal'e bakış açısını gerçekten çok objektif buldum yani. Bu konuda tebrik ederim. Yani genelde şu anki siyasal İslamcı arkadaşların genel şeyi Mustafa Kemal imparator yıktı gibisinden de öyle algılanıyor. Sonuçta bir imparatorluk doğar, büyür ve yıkılır yani. Bütün imparatorluk dünya tarihinde şey yapmamız bir olgu bu. Ben şeyi bahsedeyim hocam. Ankara romanında geçen Yakup Kadri'nin o dönemin şeylerinde özellikle şey yapması, eleştirmesi Ankara romanı biliyorsunuz yani. O da, şey olarak bir bayağı bir Atatürk zamanında yazılmış bir romana göre çok ağır bir değil mi yani Atatürk'ün ne kadar? Şimdi şöyle Yakup Kadri'nin hikayesini biliyorsunuz. Yakup Kadri bu romanı zannediyorum Mustafa Kemal'in 36 ve 37'de yazılıyor. Değil mi?
bunu not almış mıydım? Şimdi şöyle, Yakup Kadri Zoraki Diplomat diye bir hatıraları var. Onu okursanız. Orada ne kadar Mustafa Kemal'in yanında yer almakla birlikte bir müddet sonra bu sadece Yakup Kadri değil, birçok kişi de oluyor. Şöyle oluyor. Diyorlar ki sonradan gelenler esas hareketin içinde olanları saf dışı bıraktılar. Sonradan gelenler dedikleri ki bakın bu düşünce Karabekir'de de var. Bu düşünce Ali Fuat'ta da var. Refet'te de var. Ya o dönem Mustafa Kemal'le beraber hareket etmiş bütün komutanlarda var. İsmet'i Ankara'ya getirmek için yalvarıyorlar. Gelmiyor. Ama sonra geliyor, gelir gelmez Genelkurmay Başkanı oluyor. O da birçok Sakallı Nurettin gibi efendim mesela Kurmay Albay, Yarbay, Arif birçok kişiyi de küstürüyor. Yani diyorlar ki bu adam albay ve savaşa sonradan katıldı ama Genelkurmay Başkanı, bir sürü general varken. Şimdi sonradan gelenler yeri tutanların yeri tutanları saf dışı ettiler. Mustafa Kemal'in etrafını sardılar. Şeyi var. Hatta Karabekir'in şöyle bir şeyi var. Diyor ki Mustafa Kemal'le neden aranız açıldı dendiğinde baş olan kendine müsavi olanı istemez diyor. Baş olan kendine müsavi olanı istemez. Baş olan her şeyin kendine muhtaç, kendinden alan, her şeyini ona borçlu, minnet duygusu içerisinde bir kadro oluşturur diyor. Şimdi Karabekir'e Mustafa Kemal, Karabekir'in tavrıyla diyelim ki Vasıf Çınar'ın tavrı bir olur mu? Vasıf Çınar tam bir asker oluyor ama. Ama Mustafa Karabekir birçok noktada onu eleştiriyor. Şeyde de aynı şey var. Yakup Kadri'de de var. Yakup Kadri sonradan gelen bir grubun kendilerini Mustafa Kemal'e yanlış anlattığını, efendime söyleyeyim, onu dışladıklarını, Ankara'da mesela Faruk Rıfkı da uzun uzun Çankaya'da anlatır. Rant odakları kurduklarını, işte şehir yeniden planlanırken arsalar kapattıklarını ucuza, efendim, devletten zenginleştiklerini, tekalifi milliye komisyonları varmış bakın şeyde, İstiklal Harbi'nde. Tekalifi milliye komisyonları şu, biz işte Sakarya Muharebesi'ne girerken başkomutanlık yasası içerisinde diyorlar ki herkes bu harbe katılacak. Parasını verecek zengin olan, olmayan patik örecek askere, işte kazak örecek, biliyorsunuz o şeyi. Fakat para verenlere bir belge veriyorlar. Harpten sonra diyorlar, verdiğiniz parayı devlet size geri verir. Tekalifi milliye kanunu budur. İşte bir yerin iş adamı bir ila vilayette 100 bin lira verdi. Tekalifi milliye komisyonuna veriyor, karşısında para alıyor. Efendim söylüyorum, harpten sonra onu geri alacak. Bu Yakup Kadri'nin şikayet ettiği kişi, efendim söylüyorum, tekalifi birçok kişi para almaya gitmiyor. Veya ölüyor. Efendime söyleyeyim. Yahu kadriler diyorlar ki Ankara'nın etrafında çöreklenen yeni yetmeler, efendim sonradan görmeler, efendime söyleyeyim bir sürü sıfatlar kullanıyor. Bunlar efendime tekalifi milliye belgelerinin paralarını iç ettiler. Efendime söyleyeyim işte vatandaş almış gibi gösterip kendi ceplerine attılar. Gayrimüslimlerden kalan arazilere kondular. Efendim ana Ankara parsellenirken önemli yerlerden büyük rantlar elde ettiler gibi. Ve en önemlisi de manevi rant. İşte saraya, Çankaya'ya, Sofra'ya yakın olmak. Oradan uzaklaştırdıklarını hissedince bu muhalefete geçiyor. Oradaki şikayetlerin aslında temeli o. Yani yeni dönemin Ankara kurulurken, Cumhuriyet kurulurken yeni dönemin efendim söyleyeyim kendine has haksız zenginler, efendime söyleyeyim haksız yalancı kahramanlar ürettiklerini söyleyerek ona şey oluyor. Zaten onu daha sonra biliyorsunuz Zorak yurt dışına diplomat olarak gönderiyorlar. Yani ben onu öyle okuyorum, öyle diyeyim. Hocam Karabekir'in hatıralarını okudunuz mu? Okudum evet. Okudunuz. Evet. İstanbul'a gelirken Mustafa Kemal ve İsmet Önürlilerin bir konuşması var hocam, onu okudunuz mu? Nasıl efendim İstanbul'a gelirken? Gelip isterse orada okusanız orada yazar. Yani. Hayır, ne anlatıyor bana söyledi, ben hatırlarım, ben okudum. Kurtuluş Savaşı'na başlamak için nasıl bir planınız olduğu zaman o gel para biriktirelim, arazi alalım, ev şimdi, alalım.
Şimdi bunun peşindeyken onlar orada ülkelerin başındaydı. Önlere çıkardıklarına inanıyorum. Hayır şimdi ben şöyle. Şimdi şöyle ben onu. Orada var efendim. Hayır ben anlatayım ama ben de okudum bakın anlatayım şimdi. Evet. Karabekir İstanbul'a Anadolu'ya bak Anadolu'ya ilk giden kişi Ali Fuat'tır. 20. Kolordu Konya, Ankara'da, Konya merkezli. O onun başına gidiyor. İkinci giden Cafer Tayyar'dır Edirne'ye, 1. Ordu Komutanı olarak. Üçüncü giden Kazım Karabekir'dir, 15. Kolordu'ya Erzurum'a. Ondan sonra da 9. Ordu müfettişi olarak Mustafa Kemal gider. Bak şimdi gitmeden önce, Kazım Karabekir gitmeden önce, bahsettiğiniz hatırayı söyleyeyim, gitmeden önce, İsmet'i çok yakın arkadaşıdır Karabekir. Çok yakın arkadaşıdır. Ona der ki, biz Anadolu'da direnişe geçelim. İsmet de ya artık bu işler olmaz. Toprak alalım. Sen İsmet Ağa, ben İsmet Ağa olayım. Sen Kazım Ağa ol. Çekilelim bir kenara. Bizim içinde Mustafa Kemal da var yalnız. Orada Mustafa Kemal da var. Üçü birliktedir ama. Bu kuruluş için müdahaleye giderken, başlarken kitabın haftalarında var arkadaşlar. Oysa ya arkadaşlar bu bitmiştir diyor. Bu savaş bitmiş. Gel aracı alalım. Paraları toplayalım bir yere götürelim. Yani ya. Orada İsmet'e okuyalım. Evet. Bunun haftaları da arkadaşlar. Şimdi, ya burada şimdi bakın, ben şöyle söyleyeyim, bir şey söylemişse, ben onu söylememiş diyecek değilim ki. Bakın şöyle söyleyeyim. Gitmeden önce, bak İsmet Bey ile görüşmeleri Sarıgüzel'de oluyor. Karabekir'in Sarıgüzel, Fatih Sarıgüzel'de evi var, orada görüşüyorlar. Bak hatırattakini söylüyorum. Mustafa Kemal'le de Şişli'de evinde görüşüyorlar. Mustafa Kemal ona diyor ki, bak toprak alalım bir köşeye çekelim demiyor. Mustafa Kemal ona diyor ki, ben bu hükümette Harbiye Nazırı olmak istiyorum. Harbiye Nazırı olursam, hükümetin işgal güçleriyle ilişkileri kontrol edip, yönetip, işgali daha az zararla atlatabilirim diyor. Ben Harbiye Nazırı olmak istiyorum diyor. O da diyor ki, paşam ben en son görüşmelerinde, ben 20. Kolordu, 15. Kolordu'ya Erzurum'a tayinim aldırdım. Siz gelin, ben sizi lider olarak kabul ediyorum diyor. Gelin başımıza geçin diyor. Zaten o gittikten, işte ne zaman? Nisan'da gidiyor, Karabekir gidiyor. 1 Nisan galiba. 1 Nisan'da Trabzon'a çıkıyor Karabekir. İşte 19 Mayıs'ta da Mustafa Kemal arkasından gidiyor. Ya Mustafa Kemal'le görüşmeleri bu minvalde. Ama İsmet de söyledikleriniz doğru. İsmet Bey diyor ki böyle ben artık bu iş yürümez. Toprak alalım. Bir köşeye çekilelim şeklinde söylüyor. Davet ediliyor yani. Davet ediliyor değil mi? Efendim? Davet ediliyor değil mi hocam? Kim? Kadın Karabekir davet ediyor. Para toplayıp da bir yere alalım. Kendimize bir yere edinelim yani. Afrika Savaşı olmuyor sende. Biz zaten kendimiz. Karabekir İsmet söylüyor Karabekir'e. Evet söylüyor. İsmet söyle, söyledim işte onu. Evet, sonra Genelkurmay Başkanı oldu yani. O da içeri tutuyor değil mi? Hayat boyunca kendi baltını alıyor değil mi? Bu teklif edelim de kurtuluşa, gözlere teklif edelim de... Şimdi hocam, şöyle... Doğru. Şöyle... Burada bakın farklı şeyler söylüyor değiliz. Ben şunu söyleyeyim. Kardeşlerini söyledim, ben doktorum, ben bilmem. Tamam, ben fazla bu. Beş dakika okudum, gerçekten üzüldüm yani. Eyvallah. İyi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Teşekkür arkadaşlar ederim. Bir saniye. Bir saniye. Otur abi. Bir dakika otur. Abi tarih çok zevkli aslında. Dinlediğimiz. Evet.